Maybe. Doğum günün olmadığını biliyorum ama pek önemli olmadığını söylediler. Nasıl oldu bu iş? Yani anlayamıyorum. Sen inanılacak gibi değil. Can'la bugün tanıştık. Güzel bir şey yapalım dedik. Senin doğum gününü kutlamaya karar verdik. Kapıyı açtım, bir çocuk. Bana Serdar'ın tanıdığın evin sen misin diye sordu. Çılgınca bir şey değil mi? Beni nereden tanıyor? Resmini gördüm. Kim olduğunu sordu bana. Beni öyle bir duyguyla davet etti ki buraya mutlaka gelmem gerektiğini hissettim. Yok. Ne kadar yaşlandığımı görmeye gelmişsindir. Gelene kadar 3 kez elbise değiştirdim. Biliyor musun? Seni çok düşündüm. Ben de. Ne güzel eğleniyorlar değil mi? Öyle. Çok geç oldu, benim gitmem gerek. Oldu, ben zaten şimdi silahı arayacağım. Yarın seni ararım. İyi geceler. Hadi güle güle. Keşke evlenseydik seninle. Delisin sen. Uzun sürmezdi sanırım. Sinemayı niye bıraktın? Bıraktım. Başka türlü mutlulukların da olabileceğini düşünüyorum artık. Yani hayatından memnunsun, öyle mi? En azından kendi hayatımı karartmamaya çalışıyorum. Öyle bir zamanda buldun ki beni. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Uygun bir zamanda galiba. Gördüğüm kadarıyla güzel şeyler yaşamışsın. Serdar, iyi misin? İyi gitmiyor. Evliliğin mi? Yalnız o değil. Hiçbir şey yerli yerinde değil. Düşündüğüm hiçbir şeyi yapamıyorum. Ve bütün bunlar artık çok anlamsız gelmeye başladı bana. Geçen hafta bir gün arabamla giderken kırmızı ışık. Bir zamanlar her şeyin zamanla düzeleceğini herkese söyleyen sendin. Ne oldu sana? Kendini toplamak için ne bekliyorsun? Tanıdığım en harika insansın sen. Duygusal. Başka insanların duygularına da önem veren. Geç oluyor. Daha gitme. Geç oldu. Belki de yanlış bir şey yapmak üzereyiz. Gitmem lazım. Seni görmek çok güzeldi. Her şey o kadar ani oldu ki. Böylesi daha güzel. Seni bırakabilir miyim? Lütfen. Ben giderim. Hoşça kal. Güle güle. Hoşça kal Can. Güle güle.